Let's go. Evet, elimde hafif bir kutu var. Normalde daha ağır oluyorlar. Hemen şöyle MNG kargo poşetini çıkartayım. Kutu açımıza geçelim. Evet, elimizde yine Instagram'dan gelen bir ayakkabı var. Biliyorsunuz aylık bir tane yapmaya çalışıyorum. Sizin de hoşunuza gidiyor. Ben de devam ettiriyorum. Bugün ise yine güzel bir ayakkabı çıkacak muhtemelen. Kutusu biraz zarar görmüş ama bu şekilde kargolamada bunlar normal. Farklı bir kargo buraya çarptığından parçalanabilir. Kutu içine konmalı bence. Kutu biraz içine daha konabilir ekstra. O zaman da işte kargo masrafları çok artıyor. Artık yapacak bir şey yok. Bu kutuyu çok önemsemeyeceksiniz. Yani, önemli olan tabii ayakkabının içinde korunaklı geliyor olması, zarar görmemiş olması. Bu ayakkabıyı bana gönderen adreste Sportik TC sayfası aşağıya açıklamaya da onun linkini de bırakıyorum. Bana gönderdiği için de bu ayakkabıyı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu videoda yorumlardan bir kişiye aynı ayakkabıdan hediye edeceğim arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Aşağıya normal bir yorum yapıyorsunuz. Benim YouTube kanalımı takip edip zil işaretine basıyorsunuz. Bir de Instagram adresimi takip ediyorsunuz. Sizden yorum yaptıktan sonra Instagram linkinizi yazmanızı istiyorum. Çünkü kazananı yorumlardan seçeceğim. Sonra Instagram'dan ulaşacağım. Bir de bakacağım Instagram'dan beni takip ediyor mu? Yapmanız gerekenler bu kadar. Gayet basit. Sonra bir hafta içinde de size gönderiyor olacağız bunlardan bir tane. İstediğiniz numarayı Sportik TC sayfası gönderecek. Öyle söyleyeyim yani. Numaranız neyse onu göndereceğim. Bazen karıştırılabiliyor çünkü. Abi elindekini mi göndereceksin falan deniyor. Evet, her neyse. Hadi şimdi kutu açımımızı yapalım. Normalde benim çok beğenmediğim ama sizlerin bayıldığı modeller bunlar. Instagram modellerine bakıyorum daha çok çünkü daha uygun oluyorlar ve daha farklı seçenekler de olabiliyor. Evet, hadi bakalım nasılmış onu görelim. Evet, sanki içeride sağlam gibi duruyor. Ve ne diyorsun? Göremiyor artık tam. Şu an şu şekilde Air Jordan 1 Low modeli arkadaşlar. Evet, hayınlarda evet. Low'un oldu ilk defa. Hayın vardı. Ben low'ları daha çok beğeniyorum bu arada. Onu da söylemiş olayım. Daha keyifli. Dıştan daha bence high güzel görünüyor ama ayakta low'lar daha güzel durur diye öyle düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Yani. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Ben beğendiğim ilk görüşte hoşuma sen ne diyorsun? High'lara göre ben normalde de zaten daha fazla beğeniyordum. Biraz böyle hafif Converse havası. Evet. Biraz Air Force havası. Değil mi? Onları Air biraz Force'a çok benzettim. Air Force'lara mı? Onların biraz daha kalın oluyor zaten. Evet, Air yüksek Force'da oluyor. Çok da bir farkı yok. Chicago modeli arkadaşlar, kırmızılı, beyaz ve siyahlı kullanım mevcut. Bayağı güzel. Daha önce de hatırlarsanız bu mağazanın bana yollamış olduğu diğer Air Jordan 1 modelleri de oldukça güzeldi. Yine ben bunu da beğendim. Tipi güzel duruyor açıkçası. Şöyle altlarına bakabilirsin. Mesela Air Force'la aynı neredeyse altlarının hiçbir farklılığını ben çok anlayamıyorum şahsen. Arkasındaki şu deriler de yine oldukça kaliteli duruyor. Materyalleri güzel. Yani bilmiyorum gözle hiç ayrımı yapmak veya... Şurayı kadife bekledim ama değilmiş. Neresi? Şeyin yazısını. Nubuk gibi. Ya hafif böyle çok tüylü de değil. Bilemiyorum değil ama canım, fena değil. Alttaki mesela bu yapay deri yine oldukça güzel duruyor. Keyifli duruyor. Ben beğendim. Ayakta da yakışacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane de sizlere hediye etmek istiyorum bundan. 45 numara istedim ama sence biraz küçük gelmedi mi? Normalde hep daha büyük gelirdi. Değil mi? Yani iyi gibi sanki. Bilmiyorum. Yani hep ben bazen çok büyük geliyor. Ayağıma giyiyorum dar oluyor. Bu sefer küçük geldi. Önündeki materyallerin kalitesi de yine hoşuma gitti. Ne diyorsun? Sence de güzel mi? Gayet güzel görünüyor. Dili arkadaşlar dilinde biraz böyle farklı bir materyal kullanılmış. Hmm. Biraz daha fış fışlı. Jordan logosu burada ve dilin üstünde de bir şey yazıyor galiba. 23 şey yazıyor. Bağcık geçirme kısmında. İçerisindeki etiket şu şekilde. Yani güzel. Ben bunu giyerim normal hayatta da. Bence de çok güzel. Ben hatırlıyorsan daha öncelerde de eşime diyordum ya ben Jordan bir low alayım. Yok ya hiç gerek yok falan yapıyordu bana. Hmm. Ama bu sefer sen de beğendin. Fiyatları aşırı pahalı çünkü. Ha, doğru. Yani 1000 lira, 1100, 1200 lira. Bir de aşırı aşırı da beğenmediğin için gereksiz doğru geliyor yani. Bunlar, çünkü yani biraz daha rahatsız modeller çünkü. Yani neden bu kadar tercih ediliyor? Jordan'ın etkisi, Jordan 1'in etkisi veya işte Last Dance belgeselin etkisi olabilir. Ama şey yani böyle kargo pantolonlarla falan çok hoş duruyor. Ama bence bunun yerine Air Force daha güzel yani. Daha biraz kalın topuklu olması. Değil mi? Bilmiyorum. O yani daha güzel geliyor. Tabii ki çok zengin meselesi duruyor herhalde. Bunlar bence, havalı duruyor mu artık bilmiyorum. Bence çok iyi olması. Yani işte Travis Scott'lar, Kylie Jenner'lar işte onlar bunlar çok giydiği için bütün işte basketbolcular
sahaya çıkmadan önce bunlardan giyiyor, hayını, lobunu ve birçok farklı rengini. Tamamen etki algı. Ama bende demek ki o işe yaramadı. Yani bende o reklam çalışmaları işe yaramadı. İşte öyle oluyor. Yani ünlüde görünce daha havalı hissediyor olabilir, insan kendini. Olabilir. Daha şey hissediyor. Ama bir kez ben mesela fikirlerim benim zaman zaman değişebilir. Beğenmediğimi beğenirim ama gerçekten bunları hiç beğenmiyordum. Yani eskiden beridir. Hala da beğenemiyorum. İlk defa da bu kadar ama bunu giyebilirim dediğim bir model oldu. Hem evet. Rengi hem de görüntüsü. Highlight'ı hala çok tercih etmiyorum ama bloğu beğendim. Kalitesini de beğendim. Bu şekilde arkadaşlar, bu sayfadan alırsanız böyle bekleyebilirsiniz. Kutu her ne kadar bozuk gelse de içinden gayet temiz, evet, ve güzel hiç, yani çıktı. Mesela hiç ezilmemiş, derileri hiç kırılmamış. Aynen. Güzel gelmiş. Aynen, gayet keyifli, güzel. Hadi şimdi bunu ayağımıza giyelim. Bakalım rahatlığı nasıl, en azından nasıl oturuyor. Ondan sonra çıkışımızı yapalım. Evet, şöyle ayağımıza giyelim. Belki 44 numara mı acaba bu? Bir baksana önüne. Önüne bir bakayım. Yok, 45 numaraymış arkadaşlar. Normalde haylara göre bir tık daha dar geldi bana. Sizler de o şekilde sipariş verebilirsiniz. Örnek veriyorum, haylarda işte 44 size bol geliyordur. Bunda 44 mesela tam gelebilir. Direkt birebir oldu yani. Bayağı dar oldu, öyle söyleyeyim. Çünkü görüntüsünden de biraz küçük olduğunu anlamıştım. Evet, doğru. Bir daha büyük oluyor. Diğer bir yöntem de, giyme yöntemi de şu olabilir. Şu son delikten geçince biraz küçüldü. Arkadaşlar, tabanlık koymanızı tavsiye ederim. Yani belki bir tık daha büyük alıp hatta. Bunu da onu çok rahat yapabilirsiniz. Tabanlık koyarsanız bence çok rahat edersiniz. Bir sürü işte memory foam tarzı hafızalı tabanlıklar satılıyor. Onlardan bir tane aldığınız zaman bence çok rahat edersiniz. Bunu da tam bağlamayayım. Bunu da şöyle bağlayayım mesela. Çünkü diğer türlü bunların tabanları pek rahat değil. Mağazada falan denediğim zaman da hiç beğenmemiştim hatırlıyorsan. Evet, tam yani bayağı şuradayım. Ama ben günlük ayakkabılarımı bu şekilde giymeyi de seviyorum. Şu an mesela hafif biraz kalın çorapla giymiştim. Bunu daha önce çorapla günlük giyebilirim. Hoşuma gitti, ne diyorsun? Çok hoş durdu. Evet, benim de hoşuma gitti arkadaşlar. Hafif, hafifliği de çok iyi. Air Force'lar mesela biraz daha ağır oluyordu. Hatırlarsanız önceki videolara da bakabilirsiniz, Air Force açtığımız videolara. Onlar çok ağırdı. Bunun hafifliği falan harika geldi şu an bana. Belki de o yüzden tercih ediliyordur bunlar. Hani daha hafif, daha rahat geliyor olabilir insanlara. Keşke 46 alıp tabanlıkla giysem dedim, biliyor musun? Ama 46 numara yok hatırladığım kadarıyla. İşte sen çok yastıklama arıyorsun. Belki evet. İnsanlar o kadar aramıyor olabilir. Ben çok alıştım işte musluklar, reaklar, şunlar bunlar. Ama bu da bence çok şık. Yani onlarda olmayan kesinlikle bir havası mevcut. Tabii o kadar belgesellerde gösteriliyor, ünlüler giyiyor olması, hani farklı bir havasının olması normal tabii ki. Evet, hoşuma gitti, beğendim. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Rahatlığı mahatlığı çok iyi, keyifli. Evet, bu şekilde sizler de bir tane hediye olarak almak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Kanalı takip et, Instagram'ı takip et. Bu videoya like atıp yorum yapacaksın. Ve Instagram'ın linkini yazacaksınız ki ben size iletişime geçebileyim. Durum bu. Açıklama kısmında son tarihi yazıyor olurum. Kontrol edersiniz. Instagram hikayelerimden hediye edeceğim arkadaşı da açıklayacağım. Bu şekildeydi. Bu ayki kutu açımı böyleydi. Çok benim hoşuma gitti. Yani belki benim de bu ayki son birkaç aydır en güzeli. New Balance falan da güzeldi ama bu benim daha hoşuma gitti. Ben bunu böyle Instagram Reels videoları falan çekerken de kombinler yapabilirim. Hoşuma gitti yani gerçekten. Ve dar olması da güzel oldu. Ben günlük ayakkabılarımı daha seviyorum. Hafif bol oldu bu sefer. Basketbol ayakkabıları öyle oluyor. Daha kalın çoraplarla giyebiliyorum. Bunun darlığı hoşuma gitti. Evet, bu şekilde keyifli bir kargo açımını daha geride bırakmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki defada Nike Blazer'ı incelemek istiyorum. Çok geliyor. Blazer de belki buna benziyordur. O da belki bizi şaşırtır, güzel olabilir. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük. Kombini nasıl bu arada? Çok güzel oldu. Hoş oldu. Takmıyorum ama aynı zamanda şıkım. Her zamanki halin. Evet, her zaman böyle.